Bu hafta haftalık burçlara merhaba diyoruz. Koç burcu, işten kaynaklanan, işle ilgili hatalar yaptı. Bu çarşamba, perşembe bu hataları toparlama evresine girecek. Ama ani kararlar verdiği için işi kontrol etmiyor. Bence bütün işle ilgili geçmişe dönük kontrolleri yaparsa Koç burcu daha karlı bir süreç yaşayacak. Özel hayatla ilgili de bu ara herkes annesine, ablasına, çevresindeki insanlara dargın, kapris dönemi yaşıyor. O yüzden Koç burçlarını bu ara idare etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü iş hatasından dolayı herkese kan kusturan bir evre yaşatıyor. Son zamanlarda da kasık bölgesi, prostatla ilgili ya da boyun fıtığı ile ilgili sorunları olacak Koç burçların bu hafta sonundan sonra. Biraz daha sağlığına dikkat etmeli diyorum. Ama onların hafta sonu kafalarında plan var, yola gitme planı. Anam sağlığıyla ilgilensin, bu hafta yolum olunsun. Çünkü iş hatası onun stresten vücudunu kastı. Boğa burçları, inanılmaz bir mutsuzluk havasında. Her şey üst üste gelmeye başladı boğa burçlarında. O evrak, bu evrak, bu mal, bu miras, böyle gereksiz malla, mirasla uğraşırken kendi ruhunu bozmaya başladı. O yüzden boğa burçları bu dönem iş kafasından çıksınlar. Biraz vücudunu hamama mı giderler, masaja mı giderler? Vücutları biraz iyileşmeye ihtiyacı var. Çünkü gereksiz bir para kaybı onları depresyona soktu. Mirasla ilgili beklediği şeylerde mahkemeler uzadı. O yüzden boğa burçları bu hafta acayip geldi. O yüzden masaj, hamam derken bu haftayı böyle geçirsinler. Onlarda da son zamanlarda kemik erimesi, kemikle ilgili hassas olabilir boğa burçlarında, dikkat diyorum. İkizler. İkizler yeni bir yatırım kararı verdiler bu hafta. Yeri gidip görme kararı içerisindeler. Ama aşk konusunda da sürpriz, özellikle sevgilisine sürpriz yapma moduna girdi ikizler. Çünkü doğru aşkı buldu. Doğru aşka yelken açtığı için hayatındaki insanı kaybetmek istemiyor. Şu an işi gücü ev işini hallediyor. Aşkına evlenme teklifi ya da beğendiği kıza çıkma teklifi yapacak. İkizlerin muhteşem bir aşk havasına girişi var. Yengeç burcu, ay ben öldüm bittim, ben aman yaşamayacağım, ben gideceğim kafasına gitti. Anam nereye gideceksin, sen ananı da bacını da herkesi de öldürürsün. Bu kadar yengeçlerde bu ara bir duygusal, böyle duygusallıkla ona kapris buna kapris, ay yok oram ağrıyor, yok buram ağrıyor dedi ama çok yoğun bir iş anlaşması yaptı, eğitimiyle ilgili tamamlaması gereken kararı verdi, yurt dışı planını verdi. O yüzden bu hafta geçmişe ait eksikleri toparlama haftası ve kendini yenileme, işiyle ilgili büyütme kararı verdi yengeç burçları. Onlarda da bu ara duygusal depresyon, ilgi, alaka istiyor yengeçler. Hadi bakalım ilgi ve alakayı gösterir. Sevgilisine de bu hafta ayrılık kararı verecek ama yengeçin şöyle bir kafası var. Her gün bırakıyor ama onsuz yapamıyor. O yüzden bırak bırak her gün onsuz yapamayı öğren diyorum. Yengecin boğaz grip enfeksiyonu gibi durumları olabilir. Buna dikkat edeceğiz. Baş ağrısı var yengeç burcu. Aslanlar ne yapıyor? Bu hafta yeni anlaşmalara imza attılar. Beklenmedik haberlere imza attılar. Hiç olmayacak iş kapılarından sürpriz telefon görüşmeleri aldılar. Ve bunu Şubat sonuna kadar bunlardan para yapma planlarına giriş yapacak aslanlar. O yüzden hiç ummadık kapılar açıldı. Bunları doğru değerlendirdiği vakit Şubat sonuna kadar oh parayı buldum diyeceği bir kafaya girecek. Devletle ilgili beklediği anlaşmaların temiz imzasını atacak. Ve arkasından kendine araba, ev ya da planladığı bir nokta var. Bunu karar verecek. İstanbul'daysanız ya da farklı bir şehirdeyseniz yaşadığınız şehirden küçük bir artı bir ev alacaksınız. Hatta evlilikle ilgili son zamanlarda kafası çok karışıktı. Artık Mevlam çayıra kafasına girdi. Ne olacaksa olsun benim şu an işlerim çok ön planda. Aslanlar için göz hassasiyeti, kulak hassasiyeti, saç dökülmesi ön planda. Aslanlar bir de sedef problemleri yaşayabilir. Bu ara sedefleri, alerjik durumları artabilir. O yüzden aslanlara dikkat diyorum ama gerçekten beklediği imzaların keyfini yaşayacak. Başaklar, aman Allah, bu hafta o kadar sık boğaz ettiler, o kadar yan gel yat kafasına girdiler ama ellerindeki işler bitmeyeceği için kafada yatma modunda ama koştura koştura evrak kıvamı yaşıyor başaklar. O yüzden bir cenazenin arkasından bir huzursuzluk yaşıyorlar ama ne yaptığını bilmez tavırlar sergiliyorlar. O yüzden başaklar için de Mart ayı uyanma. Onlar böyle bu uyuma, yatma, uyanma, kalkma, yemek yeme ama çok büyük iş anlaşmaları var, hayırlı anlaşmaları. Eğer uyanırlarsa onlar da çok iyi iş kurma, çok iyi teklifleri değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Topuk dikeni, hani ayak topuk dikeni gibi sorunlar olabilir başakla ilgili ya da ayak tabanlarda kasılma olabilir, dikkat diyorum. Bir de mantar uyarısı yaşıyorum başak burçları için, ihmal etmeyin diyorum. Terazi burçları, ana
Bunlar bu hafta ciddi ciddi dosya, evrak ve paraları havada uçurtuyor teraziler. Ne yaptığını bilmez para harcıyorlar. Sonra da diyorlar ki benim param yok. Anam şu paraları bir düzene sokun. Ailede yaşanan karmaşıkları bir toparlatın. Yani kardeş, aile, eş demiyorum. Onlar kafa boyut yaşıyorlar. Sanki bağımlı gibiler. Neye bağımlı oldukları da belli değil bu teraziler. Bu hafta ayağında denkal terazi ciddi para kayıpları ileride sana sıkıntılar yaşatacak. Hatta oturduğun evi satmak zorunda kalacaksın. Ayağını denkal. Bir de ilişki evresinde yeni kararlara nokta attın. Yeni bir tanışma var. Bu senin doğru insanın. Bunu da doğru değerlendirirsen evlilik yapacaksın. Akrep burçları. Anam bu akrepler kadınsal bölge, mide rahatsızlıkları, göğüs tıkanıklıkları, hani zatüre deriz ya, böyle nefes alamama gibi durumlar yaşıyorlar. Bu hafta sağlığa önem verin. Kadınsal bölgeniz, göğüs bölgeniz hafif kistler olabilir ama kanser değilsiniz. Bunlara dikkat edeceksiniz. Bir de iş yok, yok, yok diyorsunuz. Allah sizi yok edecek en sonunda. Şükretmeyi unuttun akrepler. Bu hafta şükredin, dualarınızı yapın, enerjiniz bir değişsin. Çünkü akreplere de çok güzel bir oluşum dönemi, toprak yatırma planlarınız var. Şubat geçmesini bekliyorsunuz ve Şubat geçtikten sonra rahatlanma. Hatta devletle ilgili çocuğunuz ya da birinin devlete girmesini bekliyorsanız Şubat'ın sonu ya da Mart başı bu sevinci yaşayacaksınız diyorum. Yaylar. Para kaybı, mutsuzluk, gerginlik, boşanma. Yani bu dönem radikal bir döneme giriş yaptı yaylar. İlişkiyi bitirme, yeni iş kurma, geçmiş işi yapmama yeni bir iş başlangıcı yapıyor yaylar. O yüzden geçmişi komple temizleme haftasına girdiler. Çok duygusal bir çatırtma yaşıyorlar. Çıtırdama dönemindeler. Boşanma kararı verdiniz. İlişki bitirme kararı. Sakin bir karar verin. Haftaya daha olumlu süreçler olacak. O yüzden bu haftayı sakin, rutin, biraz kendinizi dinleyerek, biraz ruhunuzu dinleyerek geçirirseniz sevinir. Boyun fıtığı, baş ağrısı ve bel bölgelerinizde kireçlenme sorunlarınız var. Bu dönem bunlara dikkat edin diyorum. Oğlaklar, bugün yeni bir imza attınız ve bu imza sizin ömürlük bir imzanız. Mülk yatırımı, yatırım, kafanızdaki şirket yatırımları, yeni işe girme, yeni anlaşma ve kendinize ait sanal ortamlar oluşturmaya çalışıyorsunuz ve yurt dışı planlarınız var oğlaklar. Bunların hepsi gerçekleşecek ama sizin de bu dönem hasta biriniz var. Bu hastanın ameliyat olacağı, biraz hastane, biraz karmaşık bir dönem. Biraz da sizde tansiyon düşüklüğü probleminiz olabilir. Biraz yemeğe çok önem verdiniz, biraz göbek yapınız oluştu, biraz kilolara dikkat edin diyorum. Oğlaklar için evet güzel anlaşma var ama yemeğe önem verdiler bu hafta. Kilo kontrolleri yapılması lazım. Kovalar, uçsuz bucaksız bir deniz özlemi yaşıyor kovalar. Denize gireyim, böyle güneşi göreyim, vücudumu iyileşsin dedi. Aslında onlar için de çok güzel anlaşmalar yapıldı ama onlar kararsızlıklar. Bu anlaşmayı iptal etme düşünceleri var kova burçları. Aman ha, doğru anlaşmadasınız. Biraz sabırlı olursanız, biraz emek harcarsanız belli bir süre sonra kendi işinizi kuracaksınız. İlişkiler konusunda askıya bıraktınız. Böyle yaşayın, böyle devam edeyim. Sonunu şu an düşünmek istemiyorum dediğiniz bir dönem yaşıyorsunuz ilişkilerle ilgili. O yüzden sakin kararlı. Sizde de bu ara hani şöyle söyleyeyim. Kalp ritimle ilgili ya da ciğer hassasiyetiniz olabilir kova burçları ve bu dönem sizin şekerle ilgili dikkat etmeniz gereken süreç var, ihmal etmeyin diyorum ama yeni bir ev taşınması, satın almak değil de kiraya geçmek gibi bir niyetiniz var, bu doğru bir karar yapın diyorum. Balıklar, hiçbir şeye karar vermek istemiyorlar. Bu hafta uyuyayım, şunu yapayım, bunu yapayım dedikleri bir hafta. O yüzden onların önünde devletle ilgili çözmesi gereken olayları var. Bu olayları çözme kararına girdiler. Radikal bir şekilde gitmesi gereken görev, devlet memuruysanız oraya gidin, askerlikse oraya gideceksiniz. Balık burçları devletle ilgili çözülmesi gereken bütün imtihanları yapma dönemine giriş yaptılar. Bunu Haziran'a kadar çözecekler. O yüzden balık burçları dinlenme döneminde biraz aile ziyareti kafasına girdiler. Annem biraz beni özledi kafasında ya da kardeş özledi kafasında. Şöyle bir hafta sonu gideyim ama bir şey yaptı da yok, gidecek tavrı da yok. O yüzden balıklar şu an anlaştığı işin zamanını doldurma, askerlik ya da devletle ilgili atamasını bekliyor ya da yeni bir iş ortaklığı bekliyor. O yüzden bekleme sürecine girdiler. Hayırlı olacaklar. Onlar bu hafta, geçen hafta göz problemi yaşıyorlardı. Bu hafta duyma organları hiçbir şey duymuyor. Anlat anlat. Efendim
Ve dedin yani balıkları bu hafta duymayla ilgili konuşun dinlemez. O yüzden balıkların üstüne gitmiyorsunuz bu hafta. Sakin sakin. Çünkü o duymak istediği zaman cevap veriyor. Duymak istemek her şey ya bilgisayar önünde, oyunda ya çalışıyor. O yüzden sen konuşun. Ha hanım mı dedin? Ne zaman dedin diye tripleri var balıkların. O yüzden balıkların üstüne gitmiyorsunuz. Nazlı dönem, depresyon dönemi, ruh dünyasını iyileştirme kararı içerisinde ama ilk önce bir kendinin ne yapmak istediğini bulması lazım. O yüzden balıklarla bu hafta yumuşak, sakin, ılıman kararı. Haftaya tekrar, yani haftaya salı ya da çarşamba tekrar bize üye oluyorsunuz, abone oluyorsunuz, coşkuyla takip ediyorsunuz. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, iyi haftalar diyorum.